ani değişmesine bağlı olarak kuşlarda ve diğer hayvanlarda soğuğa karşı bir direnç oluşamadığından dolayı, aç kaldıklarında ve susuz kaldıklarından dolayı donmalar ortaya çıkıyor. O yüzden özellikle kuşlar için kuş kafesleri yapılabilir. Su ihtiyaçlarını gidermek için de sular donduğundan dolayı ya sıcak su koyularak, ılık sular koyularak veya donmuş suları temiz ve sıcak sularla değiştirerek su ihtiyaçlarını gidermeleri sağlanabilir. Ayrıyeten kuş kafesleri evlerin ve kuytu yerlere küçük küçük kuş kafesleri yapılabilir. Zaten bunu orman işletme ve belediyeler kısmen yapıyor. Ama sizler de yapabilirsiniz. Onun dışında camlarınızın önüne veya kuş kafeslerine yakın yerlere donmamış etler, kuru gıdalar koyabilirsiniz. Yemek verebilirsiniz. Bol bol yemek yemeleri ve su içmeleri onları sıcak tutacaktır ve soğuktan donmalarını önleyecektir. Kuşların ölmesine aç kaldıkları ve susuz kaldıkları zaman kuşlar gibi diğer hayvanlar da ölebilir. Çünkü enerji miktarı yemek yedikçe artan bir şeydir. Eğer aç kalan bir hayvan gördüğünüzde veya soğuktan dolayı ölecektir. Çünkü enerji miktarını yemek sayesinde arttırırlar. Akşamları daha soğuk olduğu için daha çok enerjiye ihtiyaçları vardır. O yüzden yemek yemezseler hepsi ölür. Vatandaşlara göre Burada bize düşen görev daha fazla kuru mamayla en azından kedi köpekleri desteklemek. Kuşlar içinse ev yemeği artıkları olur, kurutulmuş meyveler olur, etler olur. O tarz şeylerle kuşları besleyebilirsiniz. Kuş yemleri dökebilirsiniz ama soğuktan dolayı çok çabuk donacakları için düzenli olarak değiştirirseniz veya ısıtılmış bir şekilde yaparsanız daha iyi olur.